Yine insülin yükselten bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün Murad'ımla birlikte Hint yemeklerini deneyeceğiz. Çok istediniz. Hindistan'a gidin, Hindistan'a gidin. Gidemedik ama Hindistan'ı ayağımıza getirdik. Ne yapıyorsun paşam sen? Basmati pirinç varmış, alabilir miyim? Basmati pirinç alabilir miyiz bu çocuğa ya? Lütfen ya. Bir de cacık. Çünkü cacık kırmızı çizgisi. Nereye giderse gitsin cacık istiyor. Yeni bir ülkeye gitmeden önce araya bir sıkıştıralım dedim. Hint yemekleri hiç de yemedik Murad'ımla birlikte. Gitmiyoruz arkadaşlar yeni bir ülkeye. Tayland'a gideceğiz diye az önce konuşmadık mı? Aylar sonra gideceğiz. O beni ikna edebileceğini sanıyor. Ben buradan duyuru geçeyim. Bir aya gideriz hocam. Yok, gitmiyoruz hiçbir yere. Efendi gibi oturacağız bir süre. Bir aya gideriz. Ben çok merak ediyorum. Özellikle o baharatlı Hint yemekleri hep dikkatimi çekmiştir ama hiç cesaret edemedim çok baharatlı diye. Herhangi bir yerde bulup yiyebildiğimiz şeyler değil normalde. Oğlum herhangi bir yerde olmana gerek yok. Şuradan geçerken zaten bir Hint yemeği alabilirsin ya. Hint yemeği yeniyor burada falan diye. Evet. Var yani öyle bir şey. Evet, ilk yemeğimiz gelecek. İlk yemeğimiz ne? Yemekten önce bir içecek var orada. Mangolu ayranmış. Ayran mı? Teşekkür ederiz. Yoğurt. Mangolu ayran, yoğurtlu. Aleyna Hanım da çok meşhur oldu bu videolarda. Sürekli çıkıyor bir yerlerde. Teşekkür ederiz bak. Mangolu ayran nasıl bir şey ya? Lan mangolu ayran gibi kokuyor harbiden. Koklayınca birebir öyle kokuyor. Danino, mangolu danino ya. Ben içiyorum. Oha, güzelmiş lan. Aynen ha, danino bu. Vallahi danino. Hakikaten danino yiyor. Danino da değil ya, vardı ya çocukken. Üçlü böyle. Hüptürik. Hah? Hüptürik. Hüptürik. Aynı hüptürik. Aynen. Vallahi hüptürik. Acıların üstüne güzel oluyor. Acı yemekleri üstüne. Ha, iyi gelir evet. Sen böyle gel. Ben çok sevdim. Ya başlayacağım benim. Ben buraya mı gitmiyor, buraya git. Ben böyle sağa sola dönemedim, sen buraya gel. Ben senin üstüne atlamak istemiyorum ya. Şöyle yaparım 30 bak. 30 yaşındasın, hayır. Geç. Bence yaparız be. Geç. Bak yaptık işte. Ölüyorum çünkü o yüzden. Ayağı hadi geç. Zırt pırt yer değiştiremeyiz bak. Oh. Sevdin mi? Çok iyiymiş burası. Kıyma samosa. Çok teşekkür ederiz. Çiğ börek. Gözleme. Gözleme. Çıtır mantı yani ne alaka hocam? Kıymalı kızartılmış bir şey. Ha bunları bandıracağız böyle. Yoğurt mu bu? Caciki. Yoğurt değil mi? Bu şekilde yanında 3 tane sos geldi. Bir yoğurtlu sos, nane ve yoğurt var. Acı sos var. Gayet de güzel duruyor böyle yağlı mı? Adı ne acı sos? Burada da açar diye bir mangolu sosumuz var. Yiyorum ben. Baharatlı zaten. Bayağı bir baharat var belli ama içinde şey de mi var? Kıymanın dışında bezelye var galiba değil mi içinde? Bezelye var. Şundan da bir yerim mangolu da. Ben beğendim. Börek. Bu da acı ama. Mangol da acı. Değil mi? Onu çok yemeyelim o zaman biz. Bir basur problemi. İkimizin de böyle problemleri var. Sıkıntı olmasın sonra. Şuna da bir bandırayım. Yoğurtlu sosa. Yoğurt süper ya. Hocam zaten yoğurdun girdiği her şey muazzamdır. Ben acıyı yemiyorum ama burada bu gayet lezzetli ya. Bir tane daha yiyesim var oğlum. Çok yemek gelecek ama... Kaç tane yiyeceğiz? Ne? Kaç parça yiyeceğiz biz? Çok parça yiyeceğiz galiba hakikaten. Acı acı. Acı şu ama şunu ye. Acı bu. Şunu ye, şunu ye, şunu ye. Yo yemeyeceğim, çekelim. Bunda güzel oluyor oğlum ya. Benim de basurum var. Bu... Allah acıya bandırdım elimi yanlışlıkla ya. Allah şimdi ben bunu yalasam dert, ayrı dert. Yalamasam ayrı dert. Mangonun yanında biber mi var, yeşil fasulye mi var bak. O acı o. Ha bak şu biber turşusu var galiba içinde. Şöyle bir biber turşusu. Mango falan ama bu. Oğlum güzel bu ya. Acı. Karışık. Sebze kızartması gibi bir şey herhalde değil mi? Kabak var burada değil mi? Tamam sen niye böylesin ya? Bildim vallahi bildim. Yani gerçekten mi ya? Kabağı bildim abi. Bunları da sosa bandırıp yiyebiliyor muyuz? Yok patlıcan yani. Bunu da sosa bandırıp yiyebiliyor muyuz? Yok kabak bu süper, bunu çok beğeneceğim ben. Hocam bu kızartma olunca bir şey muazzam oluyor. Bizim de bir tane vardı kabağı kızartıyorlar. Mücver. Ha mücver. Mücver. Ben bu arada mücver de hiç sevmem. Hiç de güzel bir yemek değildi. Yok lan mücver gibisi var mı? Dereotu koyuyorlar içine hocam. Bir litre yağ dökeceksin ona, o zaman güzel oluyor. Dereotu hiç güzel bir şey değildir. Dereotu yenmemelidir. Çok güzelmiş. Pakora mıydı bu? Süper bir şey bu. Ben açıkçası gelirken biraz böyle dedim ki çok baharatlıdır, sevmeyebiliriz falan. Yani güzel gidiyor yani her şey. Çok baharatlı da seviyoruz yani. Peki bunlar hakikaten böyle mi? Siz Türk, yani Türkler yiyor diye biraz... Tamamen orijinalik. Biraz acı bir orada yediğimizde birebir aynı diyor çoğu. Mangolu olan güzelmiş. İçinde turşu var değil mi bu mangolu sosun içinde? Bir biber turşusu falan var. Salatalık, lahana, biber, mango, elma, erik. Erik mi?
turşu değil bunlar değil mi Ken? Orijinal erik. Oğlum erik merik ne alaka ya? Ama ne güzel olmuş. Şu yoğurdu büyük halde alma şansımız var. Kağıtı da alabilir miyiz bunu? Aynen. Bu bayağı güzelmiş ya. Hani kızartma olunca tabii işin içine bambaşka şeyler giriyor ama hepsinin karışımı ya. Patlıcan, kabak, biber falan. Annenizin evde yaptığı kızartmaları düşünün. Hepsini karıştırın. Bir de böyle nohutunuyla böyle çok güzel olmuş. Bu da spring rolls. Spring rolls. Gayet de lezzetli duruyor. Paçanga da değil mi? Paçangaya benzemiyor mu? Diyecek bir şey de bulamıyorum sana gerçekten. Malzemeler farklı. Spring tabii. Rolls olmasının sebebi içinde böyle sebze olması mı? Baharla alakalı. Havuç var içinde. Kereviz mi var? Kereviz var, lahana var. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bak ben sebze sevmeyen bir adamım normalde. Evet, ben normalde sebze sevmeyen bir adamım. Ama güzel olmuş. Ben ıspanaklı börek bile yemem normalde. Çok özür dilemekle birlikte. Bana hitap etmedi. Çok fazla sebze var. Ama güzel bence. Manav var içeride. Ağzımın içine hal oldu. Yağlı, baharatlı. Sebzeler. Kereviz çok. Sen kereviz dedi orada bitti senin için. Kereviz ben annem yaptı bir kere. Çocukken o günden beri yemem. Kereviz dedi Murat'ı kaybetti. Güzel, baharatlı, hoş. Bu arada şu anda Tandoori diye bir restoranttayız. Hint yemekleri yapıyorlar. Şu anda Beşiktaş şubesindeyiz. Bir de Ataşehir'de var galiba değil mi sizin? Tandoori mi diyor Hintliler buraya yoksa Dandoori mi diyor? Tandoori. Ha tandı. Ya oradan geliyor. Aa. Tandoori orada pişirilen. Onlar da... Biz restoran adını tartışıyoruz. Yoğurda sebze bandırıp eliyle yiyor. Ne yapayım abi? Ya şaka gibi bir adamsın ya. Neyi şaka? Gerçekten dünyayı gezilecek adam değil mi? Bir de ikna edemiyorum adamı. İstemiyorum Kore'ye gitmeyi. Ya adama diyorum ki Murat seni Kore'ye götüreceğim bak. Para ödemeyecek. Param yok diyor. Diyorum ki ben götüreceğim. Gene yok diyor. Japonya'da da aynı vaatlerle gittim. Bayağı bir param bitti ya. GoPro aldın, DJI aldın. Almasam da yoktu param doğru diyor. Ya musluktan su içtik ya. O senin salaklığın. Ne salaklık? Kaç paraydı bir tane pet şişe? Pahalıydı ama. Ölüsü 100 yen. Bir pet şişe 20 lira veriyorduk ya. Ufak para mı? Bağırtma benim. Misleri var aşağıda. Ufak para mı bu? Ben özledim be Japonya'yı. Ben Murat'ım. Ben de özledim. Ben hakikaten özledim yani. Şimdi bir Japonya olaydı. Ben gitmek istiyorum yeri. Tayland'a gitmişken bir 10 günümüz yok mu Japonya'da? Bir Shibuya meydanda durmamız yok mu? Ama duracağız sadece böyle. Mustafa abiden bir kebabımız yok mu? Senin adamla böyle fotoğrafın var ya. Böyle fotoğrafın var ya. Teşekkür ederiz. Hızlı ayırın bakayım ben tadına. Cacık gibi de bir yandan. Buralar yayla çorbası gibi. Harbiden yayla dolapta çorbası. Dolapta annelerimiz yayla çorbası. Yayla çorbası mı ya onun adı? Bu bildiğin yayla çorbası. Yayla çorbası değil bir tane daha çorba var böyle yoğurt taşı çorbası mı ne o böyle hani o dolaba var. Koyuyorlar da soğuk soğuk aynen. İçiyorsun. Onun o da, gibi. O da var ama bu yayla olan. Bu yayla olan mı? Yayla biraz yoğurtlu birazcık daha. Ya güzel ama. Korona ne ara bitti ya? Biz sende niye böyle sürekli? Aynen şu an çok pandikledin şeyi pipeti. Al onu sen iç. Ben senin ağzından içiyorum da affedersin. Ama sen benim ağzımdan içmiyor musun? Ben tuttum çektim sen yaptın. Pipetsiz iç o zaman. Abi. Kolay kolay rahatsız olmam ama çok iyi çok emdim ya. Abi yemek geliyor Murat bak. Çikın tikka masala. Çikın tikka masala. Mumlu geliyor olarak. Ya bir de. Hoş. Bir de mum da evet kullanat masraf bunları. Bu ne bunlar? Bunlar tavuk mu? Kırmızı kırmızı olanlar. Sostan kırmızı olmuş artık hocam bu. Ben alıyorum. Benim ne var şimdi bu içinde? Koysana benim tabağıma. Domates, biber, baharat karışımları. Önemli olan baharata herhalde. Domatesi, biberi çok önemli değil. Bana baharatları. 22 çeşit baharat varmış. Domates var. Şey ya tamam ya. Tamam Allah kahretsin. Tamam İstiyorum. Ya. Ekmek isteyelim mi sana paşam? Var mı Hint ekmeği? Evet. Çok ağır. Yoğurdum nereye gitti? Al. Al yoğurdunu. Yok bu senin. Benim asıl yoğurt. Ha asıl yoğurt. Rayta mıydı bu? Şunun adı neydi? Saltut lassi. Yayla çorbasına çok benzettim. Bir benzerlik var mı yapılışında? Yayla çorbasında nane var. Şimdi yayla çorbasında nane ve ben konuşamadım bütün. Bir dur abi, iki bilir kişi konuşuyor. Sen yayla aşı diyorsun zaten. Sen hiç karışma. Yayla aşı şey demedim. Ayran aşı dedim. Ayran aşı dedin. Neyse o vardı. Bu tırnak bir de bu. Sarımsaklı ekmek. Boş ver şimdi ayran aşını. Sarımsaklı ekmek geldi. Çok sarımsaklı, çok güzel. Garlic naan. Yoğurdun adı ne? Yoğurt. Hayır, neydi? Rayta. Hocam bunun içinde ben ay çekirdeği görüyorum. Rezene onlar.
Rezene mi o küçük tanecikler? Rezene ne ya? Bir şey. Ben bakmak istiyorum onun tadına. Bakayım ne bu? Pul biber gibi bir şey var, o ne abi? Pul biber Murat. Bu şimdi Hint cacığı mı? Evet. Ben bu ekmeği banacağım. Normal cacık bu. Ha, aa. Sonradan bir şey geldi. Sonradan bir şeyin tadı geliyor. Bu ne ya hakikaten? Evet, rezene mi bu? Muazzam bir şey bu. Ekmek mi? Ekmeğe ban. Ekmeğe ban muazzam. Şimdi hocam ben bu tavuktan gömeceğim. Göm. Ama çok şey gibi değil mi? Çocuk yemeği gibi değil mi? Öyle kırmızılı falan böyle. Yani tatlı bir görüntü var evet. Çok hoş gözüküyor. Oğlum ne kadar bunun renk geçişleri ne güzel lan. Aslında o baharat böyle şey gelmiyor yani. Baharat gelmiyor bana şu an. 1 kilo sarımsak var. Evet, onda çok sarımsak var. Tavuktan yesene bir. 22 çeşit baharat var ama öyle baharat gelmiyor hocam bana böyle. Niye öyle? Hepsi birbirini dengeliyor aslında baharatları. Hint yemekleri çok baharatlı diyorlar da ben o kadar da baharat gelmedi bana yani şu ana kadar. Belki bilen de ben çok baharatlı yiyorum. Lan ne diyorsun? Güzel. Bayağı yorum yaptı ya. Yani, çok iyiymiş. Profesyonel yorum yapamıyorum abi. Güzel bir yemek yiyorum ben şu an. Ya bu arada gerçekten önce gözüme hoş geldi. Gıda boyası var gibi bunda. Yok tabii biliyorum ama yani bu. Çok keyifli. Gıda lamp biryani. Kuzu biryan sofrası mı? Kuzu mu bu, dana mı? Evet. Şimdi lamp biryani diye bir pilav geldi. Kuzu etli. İşte safran var mı bunda? Safran değil mi bu kırmızılığı? Yani? Ha, safran da orada. Bu o zaman baharat bunu şey yapar. Lamp biryani. Al lamp biryanini. Kuzu etli. Bir kaşık daha versene bu pilav var bunda güzelmiş. Doyuramıyoruz adamı, doyuramıyorum. Pilavı ya. Bol ver. Pirinç basmati pirinç kullanıyor sadece. Basmati pirinç zaten çok lezzetli bir pirinç. Peki bu basmati pirinç Türkiye'deki basmati pirinç mi yoksa bunlar yurt dışından, Hindistan'dan nereden geliyor? Bir şey oluyor. Yangın çıkamış değil mi aşağıda? Ne oluyor? O ne ya? Sonu mu var, bir şey oluyor? O ne öyle? Bu nasıl bir şey hocam? Bir şey olmasın. Patlamasın bu yani. Al Murat safran rice'ında. Normal ekmek mi? Arada da tam buğday ünlü. Tam bu. İsmi ne bunun? Tam buğday unuyla yapılan bir ekmek. Lavaş. Yok. Yufka. Yufka. Desene lan. Ben bunu bandıra bandıra yerim şimdi bununla. Ben bunu böyle gömerim. Hint İngilizcesi öğreteyim mi sana? Evet. T'leri D yapıyorsun, Hint İngilizcesi oluyor. Saturday. What do you do? Ama bak, gırtlak yapıyorsun şu an. What do you do? Bir D değil bu, gırtlak yap. Tandoori. Bak gırtlak, hala gırtlak. Bu çok güzelmiş. Bak bu pilav çok güzel ama bu pilavdan daha güzel. Aradaki farkı, bunda pilavlığı... Ne güzel anlattın ya. Pilavlığı seyrelten bir şey var bunda, onu anlamadım. Bu çok net pilavlı, ağır pilavlı. Bununla bir şey, pilav tadını seyreltip baskın geliyor. Yani bu aslında baharatı çeksen bunun içinden. Hani bu Türkiye'de yapıp da yenilebilecek bir yemek ya. Yani. Özbek yemeği de olabilir yani. Aslında hepsi normalde Türkiye'de yapılabilecek yemekler. Yani bizim damak zevkimize çok uygun. Evet be. Bir ön yargılar. Çünkü videolar rezalet. Evet ya adam ayak tırnağı ile et bölüyor yani. Onu görünce insanlar yemiyor. Aşağıda da öyle yapıyorlarmış değil mi böyle? Hakan Usta özellikle çalışıyor. Hakan Usta'nın tırnağı böyleymiş. Böyle kesiyormuş. Ben yargılaydım bayağı da güzelmiş mesela. Şu bayağı bildiğin aslında iç pilav gibi bir şey böyle hani kuzuda pişmiş böyle pilavlar oluyor ya böyle kuzun içinden çıkarıyorlar. Bayağı da güzel. Hem daha güzel belki. Şimdi şuna bakayım. Şu safranlı olana. Safranlı pilavı ekmek niyetine de yiyorlar. Yemekle onu karıştırıyorlar, ekmek yerine onu yiyorlar. Hmm. Bu da tarkada, bizim vejetaryen menümüz de var. Mercimek. Hah, al mercimek ye. Şey. Al mercimek ye paşam. Şimdi de kişniş ve zencefil. Ben biraz nefes alacağım. Abi ne yiyorduk? Sana mercimek bir şey gelmişti. Tencere konseptini beğendim ben. Lan bunlar hakikaten. Peki buraya özel bir konsept mi bu tencereler, mumlar falan yoksa Hindistan'da da böyle mi? Bunlar Urfa'da mı yaptırıyorsunuz? Urfa'da mı yaptırıyorsunuz bakırları? Şunlar ne ya bak şöyle uzun uzun bir şeyler kaşar var ya. Kaşar dedim ben kaşar ama. Kaşar değil bunlar. Zencefil mi onlar? Evet. Üsttekilerde şey kişniş. Kişniş de çok kullanılıyor bizim mutfakta. Hmm. Kişnişle maydanozun şimdi farkı ne? Ben hiç yemedim kişnişle bu arada. Bazı insanlar kişniş yiyince sabun alıyorlar. Sabun mu? Evet, bazı insanlarda öyle bir... Şu anda aldım galiba. Hacı Şakir. Ben sabun tadı almadım. Bazıları alıp bazıları nasıl alamıyor bunu ya? Allah Allah. Şu an direkt çamaşır suyu tadı alıyorum direkt. Şey değil. Yok, bildiğim bana mercimek. Direkt kişniş alayım özellikle. Benim mercimeğin içinde bir anda geliyor klorak tadı. Klorak ama. Hipo tadı falan.
Yok hocam ben almıyorum. Ama vallahi bir şaka gibi şu an inanamıyorum böyle bir şeyin var olduğunu. Bu da butter chicken. Tereyağlı tavuk. Bunda da çok baharat var mı böyle fazla fazla yoksa yok daha gibi mı duruyor mu ya? Ay belki salça falandır bir şey. Yok ne var abi. Ben yok. Koku çok alamıyorum da bu ara. Muradım yüzünden hasta oldum. Ay kokuyor bayağı ağır bir şekilde. Bakayım. Ben niye hasta ettim lan seni? Bizim eve geldin kapı sıcak diye bütün kapıyı ya, pencereyi açtın ben hasta oldum şey gibi muhabbet kuşu gibi. Ya dışarısı 28-29 derece mi? Cam zaten göt içi kadar açılıyor çok özür dilerim ama. Sen ne istiyorsun benim evimden? Çarşafı ya da yorganıyla mı uyuyor zaten bir şey var üstünde. Camı açtım uyudum kanter içinde uyandım su içinde uyandım. Hasta olmuş beyefendi. Ya boncuk, minnoş. Muhabbet kuşu gibi. Muhabbet kuşu gerçek muhabbet. Ceylan'da kaldım hasta oldum. Senin bünyen çok hassas. Zor durumda kaldım. Bunun evinde kalmak zorunda kaldım İstanbul'a ilk geldiğim zamanlar veya arada geldiğimde. Ve donarak Murat'ın yanında yatıyordum. Yatacak da başka bir yer yoktu böyle titriye titriye. Hava iyi abi. Hava nasıl iyi ya? Kapı pencere açık Kasım'da. Soğuk klima çalışıyor. Koca vantilatör, küçük vantilatör de dedi. Vallahi böyle kare sanayi vantilatörü sürekli üflüyor dönmüyor da. Diye üstüne. Çok iyi. Üstünde bir tane çarşaf var. Ben 3 tane battaniyeyle titreyerek uyuyorum. Çok güzeldir. Böyle bu çok güzelmiş çok güzel bu arada. Bu evet bayağı iyiymiş. Bu bayağı iyiymiş bu arada anlattım ama çok güzelmiş ya. Tavuk da mı yurt dışından geliyor? Ha. Bunu mesela Ayşe Onur evde yapsa ve annem evde yapsa dese ki bunu ben çıkarttım dese ben bunun hit yemeği olduğunu anlamam. Tansiyonum düştü. Vallahi benim de tansiyonum düştü. Al. Allah. Bir de ananaslı tavuğumuz geldi. Bunlar işte, tropikal meyvelere bayılıyorlar. Mangolar, ananaslar. Şimdi ananaslı bir tavuğumuz geldi. Bunu deneyelim. Ben ananaslı olduğu için çok merak ediyorum açıkçası. Böyle tatlı tuzlu şeyler çok da hoşuma gitmez. Ama merak ettim. Yiyeceğim. Al. Bir ananas bir tavuktan gömeceğim. Şimdi ananasla başlayalım. Acı bu. Acı var değil mi? Acı var. Yani bir garip geldi açıkçası. Böyle hem tatlı, hem acı, hem tuzlu bir garip geldi açıkçası yani. Pişmiş ananas bana gelmedi. Bana da yani sevmedim de demek istemedim şimdi çok ayıp olur diye ama. Maalesef ama. Yok, yok bana gelmedi bu ananas. Gelir üstüne reçel sürer misin? Sürerim, onu severim. Evet, çok severim. Ama tatlıyı pişirmedik ya orada. Ya bir de çok şişmemizin de etkisi var şu anda. Evet, belki. Yani. Evet, evet evet zoraki geliyor çok damakta şiştik. Damakta tat alma reseptörleri şu an yağla doldu. Bu da yine vejetaryen menümüzden alagobi. Alagobi. Evet. Karnabahar mı o? Karnabahar var. Patates, kereviz mi? Patates mi? Patates versene bana. Al paşam. Al. Ben karnabahara da bakayım, patatese de bakayım bakalım nasıl. Neydi adı ben gene unuttum bunları. Alagobi. Alagobi. Ben küçükken yemek yiyen yok değil mi aranızda şu an? Ben yiyorum şu anda. Bir sihir fotoğrafı gördüm. Ya bir susar mısın ya? Karnabahara benziyordu. O bende oturdu böyle çocukken. O günden beri karnabahar yiyemiyorum böyle. Abi bu nasıl bir hikaye ya? Niye sen de hep böyle şeyler mi? İnternete yazdım. Karnabahara benziyordu. O gün bugündür işte olmuyor karnabahar. Ben de bamya sevmem. Bamya ben de hiç sevmem. Bamya pis zaten. Garç garç ediyor. Olmadı hocam galiba. Yok patates olur. Karnabahar evet. Buradaki problem karnabaharda bence. Patates bir tane daha var bana. Allah Allah. Patates iyiymiş. Patates güzel ama karnabaharı pek hoşuma gitmedi yani. Bunu sadece patatesten yapsanız ben bunu keyifle yerdim. Aşağıda Hakan Bey çok sinirli. Neden bunları duyuyor? Bok yesinler. Hocam ben rehavet geçireceğim hakikaten Murat. Bizi buradan şimdi ambulansla geçen ambulansla alacaklar. Oh, bunları kaldıralım o zaman sonra devam edelim arkadaşlar. Biz ben ağlık geçireceğiz. Bir bidon su içtim. Bir de bir su daha alabilir miyiz biz? Çay mı geliyor? Çay ve tatlı. Masala çayı ve tatlılar. Aşure. Gacır heva. Neymiş? Gacır heva. Gacır heva. Masala çayı. Bu masala çayı ne şimdi? Ne oluyor bu masala çayı? Değil mi? Kefir. Salep. Sütlü çay. Tarçın. İçinde yine baharat var. Tarçın var evet. Kakule var. Karanfil var. Çok sağlıklı bir çay. Şimdi masala çayı, baharatlı, sütlü. Bayağı hakikaten Salep diyeceğim kızacaklar. Tarçından dolayı öyle kokuyor. Sigara versene. Yemeklerden sonra aşırı rahatlatıyormuş. Sigara versene diyor. Salep'e çay dökülmüş. Ve güzel olmuş yani. Garip bir güzelliği var. Salep kadar ağır değil, çay kadar hafif değil.
Aynen öyle. Net yorum koydum da. Altına değil mi? Murat Engin ekinimiz ama. Sahip kadar yoğun değil. Çay kadar neydi? Hafif değil. Sen söyleme. Alttan mı alalım? Böyle direkt üstten hep aynı mı? Sanki benim içimden böyle bir ses. Havuç. Ondan sonra kuru yemişler. Susam mı var bunda? Ne var? Susam var. Badem var. Peynir mi? Peynir ne aynı? Aa, bu çok güzel bir şey. Şimdi ben burada aile içinde olmasak bir şey söylerdim de. Oğlum bu aşureyi sen anladın. Çok güzelmiş bu yani. Peki bu tatlılıkta şeker var mı yoksa meyvelerin tadı mı? Çok güzel bu hocam. Çok iyi. Şekerli daha güzel oldu bence bu çay. Ben şeker sevmem normalde kahvede çayda ama bu tarçın marçın olunca insan... Oğlum senin ağzın da çok hassas ya. Sen çok ponçik bir adamsın aslında. Bu kaba görüntünün altında ponçik bir ayıcık yatıyor. Uf. Aşureden iyiymiş evet. Vallahi aşureden iyi ya. Ama lor peyniri yerine... Tulum mu koysalarmış lan? Lor peyniri yerine. Başka bir peynir değil de tatlı bir şey koysaymışsınız belki. Sen çok tatlı. Süper olur diyor. Ama lor peynirin tadı gelmiyor ki o kadar uzun uzun. Geliyor. Çok hafif hocam lor peyniri. Ben çok sevdim bunu ya. En çok sevdiğim bu olabilir bu arada. O kadar yemeğin içerisinde gel. Bak tokken sevdim bir de yani ben bunu. Gerçekten söylüyorum. Bu çok güzelmiş. Paşam bu çok iyi. Helva da mı var lan bunun içinde? Ha, irmik helvası. Onun gibi koyayım. Bir şey oldu böyle. Havuç, üzümler, müzümler, havuçlar, kajular, bademler. Evet. Hint yemekleri hiç düşündüğüm gibi değil. Gayet güzelmiş. Vallahi buradalar diye söylemiyorum yani. Zaten Murat'ı tutamam yani. Beğenmiyorsa beğenmiyorumdur. Ben tam düşündüğüm gibi. Neymiş düşündüğün gibi? Ben kötü olduğunu düşünmüyordum. Ya bu baharat kokusu var ya böyle insanı bir yerde... Mesela buraya geldim mesela şuradan geçerken dışarı bir baharat kokusu geliyor. Öf ne baharatmış diyorsun. Ama yiyince o kadar baharatlı ve kötü gelmiyor yani tadını. Ben sevdim açıkçası. Zaten koku konusunda şey yapmıyoruz. Evet. Koku başka, lezzet başka. Evet. Buranın da konumları hem Ataşehir'deki değil mi? Ataşehir'de vardı. Hem de burada. Buranın konumları aşağıda mevcut. Burası Beşiktaş Çırağan'da Tandoori. Aşağıda bir yerde zaten Instagram linkleri ve konumları da vardır. Siz de gelmek isterseniz gayet keyifli bir yer. Aile ortamı gibi. Ben çok sevdim. Arada gelirim de sohbet ederim. Ayrıca yaşanmışlık ve birikmişlik de var. Çok sohbet edip çok güzel arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Evet. Çok iyi. O kadar ama. Uzağa bakıp dönüp bana çok iyi. Süper. Süpermiş. Ya güzel. Biz kaçıyoruz. Like ve yorum atmayı unutmayın. Murat'a daha fazla video istiyorsanız like atabilirsiniz. Onun da kanalında çok güzel. Hala Japonya bitmedi mi lan? Yok. Doğru. Yeter artık ya. İyini kemiğini sömürdü. Ben bitirdim Japonya'yı, bu bitiremedi ya. Çevirme kuruyorlar orayı. Aa, bakayım. Bu taraftan gidelim. Oradaki. Ondan yine. Evet. Jandarma da mı var orada?